Hadi, hadi, hadi. Haydi. Düzleri koy altına oğlum. Safka, acala safka. Kızlar, takoz sana kızlar. İpici korkamak ya. Bak, hiç kültür evde kalmaz. Al biraz, tamam görsünüz ama. Gelsin de ağlasın Ahmet İbrahim'e. Hoca benimle çekiyorum. 5 senedir Ahmet Bingöl'le çalışıyoruz. Biz ondan memnunuz. He. Amca. Şakır. Tek ders amca. Kazanın içine girdi. Tak, karar, uyma. Adana bölgemizde bu yıl mandalina hasatı ve diğer turunçgil ürünleri 2 hafta gecikmeyle başladı. Kışın havaların yağış geçmesinden dolayı. Ve şu an mandalina Eylül'ün 25'inde hasata başladı. Turunçgil kesim ve ilaç tarihleri belirleme komisyonu tarafından izin çıktı. Ve hızlı bir şekilde kesimler devam ediyor. Şu anda erkenci mandalina early, okütsu ve miyovaze cinsi mandalinamız kesim yapılmakta. Ve şu an mandalinamızda da obamızda %20-30 civarında bir eksiklik var. Genelde İzmir bölgesinde ise %50-60 civarında eksik var. Bu yıl mandalina fiyatları ileriki günlerde biraz daha yükselecek. Şu anda kesimler daha yeni başladığı için, iç piyasa havada sıcak ettiği için ileride hava serinlerse fiyatların da yükseleceğini bekliyoruz tabii ki. Tarlada, bahçede mandalina dal fiyatı 70-80-90 kuruş cinsine göre değişmekte. Geçen hafta aslında mandalinalar 1 liranın üzerinde alındı ama kesime girince Irak pazarı da yaprakla almayınca fiyatlar biraz düşüşe geçti. Ama bundan sonra meyve az olduğundan dolayı fiyatların yükselmesini bekliyoruz. Adana bölgemiz Türkiye narenciye üretiminin 1/3'ünü gerçekleştirmekte. Adana'mızda da Türkiye'de üretilen 540 bin dönüm mandalinanın neredeyse 230 bin dönümü Adana ilimiz tarafından üretilmekte. Adana bütün ürünlerde şu an birinci. Adana'da 230 bin dönüm alanda mandalina üretimi var. Geçen yıl 215 bin dönümdü. Bu yıl biraz daha arttı ama bu yıl mandalina'da rekorte düşük. %20-30 civarında düşük. Ve şu an kesim yeni başladığı için ileri günlerde rekolte tam olarak ortaya çıkacaktır. Çay bardağını dolduracak kadar suya sahip.